65 yaşındaki insan ne yaptığını, ne yapmadığını biliyor. Ve hatta gençleri bile uyarır. Maskenizi takın, bilmem şöyle böyle diye. Bence tecrübenin dışarıda olması lazım iken içeride hapsedilmesi zor. Kötü bir şey yani. Bence değil, 65 yaş üstü altının da sokağa çıkmaması gerekiyor. Vaka sayısı artıyor her gün. 10 katı, bize yansılandan 10 katı olduğunu hepimiz az çok biliyoruz zaten. Bence her yerde sadece 65 yaş üstü değil, altının da dışarı çıkmaması gerekiyor. Vallahi zaten biz tedbirimizi alıyor, çıkıyor. Normalde 65 yaş üstüne yüklemeye gerek yok. Bütün gençler hep çıkadan. Bütün sorun gençlerde, 65 yaşına hiç sormaya gerek yok yani. Adam tedbirini alıyor ağzına. Antalya'da alınan karara göre 65 yaş üstü vatandaşların saat 10 ile 17 arasında sokağa çıkabilmeleri kararı alındı. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Çok güzel olmuş. Ben memnun olurum. Tamam. Neden dersen, onların evde kalması, birçok bizim gibi yaşlılarda kronik hastalık olduğu için yazık günah, bir başkasına da bizi enjekte edip onun sıhhatiyle oynamamıza hiç gerek yok. Peki böyle bir karar Kayseri'de de alınsın ister misiniz? Çok memnun olurum. Neden dersen, bu hepimiz için iyi olur. Bizim zaruri olmadıkça şahsım icabıyla ben inmiyorum. Evimde kalıyorum, balkonumda. Onun için herkesin de bu şekilde yapmasını tavsiye ederim. Yani 65 yaş hastalığı yoksa çıkabilir yani belli bir saatler içerisinde. Ama yani şu anda hastalığı varsa çıkmaması bence karar doğrudur yani. Benim görüşüm böyle yani. Sizce bu kural Kayseri'de de uygulanmalı mı? Yani bence bu kural her yerde uygulanmalı. Ben mesela sağlık personelim, şu anda açmış yani, görüyoruz virüsleri. Yani nereden neyin geleceğini bilemiyoruz yani. Onun için bence hastalığı olan evde kalmalı bence. Normal. Onlar da sıkılıyor evde. Onların da ihtiyaçları var. Yalnız yaşayanlar var. Onların ihtiyaçlarını kim yapacak? Değil mi? Ondan sonra aynı burada da uygulansın. Kayseri'de de uygulansın. Sizce 65 yaş üstü sokağa çıkabilir mi? Efendim? 65 yaş üstü sokağa çıkabilmeli mi? Çıksın da belli bir zaman aşımından çıksın. Onların vücutları zayıf olduğundan hastalığı çabuk kapıyorlar. Ondan dolayı yani. Bir de onlar daha iyi korunuyor aslında da. Gençler uymuyor kurallara. 50 yaş ve üstü kendine iyi bakıyor. Fakat gençlerimiz uymuyor. Size gelsiniz ama üzerinize alınmayın. Eğer öyle gerekiyorsa çıkmamaları gerekiyor. Hepsi bizim sağlığımız için. Normal ya. Yaşları korumak için yapıyorlar yani. De gençler dikkat etmiyor. Peki sizce bu kural Kayseri'de de uygulanmalı mı? Tabii uygulanmalı. Ya aslında benim görüşüm normal vatandaşın da resmi işleri haricinde dışarıya çıkmaması zaten. Yani bununla ilgili bir uygulama, planlama yapılırsa, hükümet böyle bir düzenleme getirirse gerçekten faydalı olacağını düşünüyorum ben yani. Niye derseniz huzuri çık yani hani beyanat verirse çıkmadan önce bununla ilgili bir alınacak operatör servisi kurulsa mesela, telefonla isim yazdırılsa, liste uygulansa, anladınız mı? Zaten yasağa falan gerek kalmaz. Yine işleyiş bir şekilde devam eder. Fakat huzuri şekilde dışarıya çıkan vatandaşlarımızın bu dönemde biraz daha duyarlı olmalarını rica ediyorum. Peki Antalya sizce neden böyle bir karar almış olabilir? Antalya'nın bu kararı almasındaki etken sıcakla alakalı olduğunu düşünüyorum. Yani hani artık millet kapalı alanda duramıyor. Yaşlısı olsun, çocuğu olsun dışarıya çıkma gereği hissediyor doğal olarak. Bu da bu dönemde kötü bir izlenim sergiliyor yani arkadaşlar. O sebep dolayısıyla böyle bir karar alınmış olduğunu düşünüyorum. Ya bence yerinde uygulama. Biz Antalya'da yaşıyoruz zaten. Uygundur. Yerinde bir karar bence. Peki sizce Antalya neden böyle bir karar almış olabilir? Ya muhtemelen herkes aynı şeyi düşünüyor ama turizm açısından diye düşünüyor ama bilmiyorum. Devlet büyükleri daha iyi biliyordur muhakkak. Peki Kayseri'de de böyle bir karar alınsın ister misiniz? Vallahi burada yaşamıyorum. Türkiye genelinde alınsa daha güzel olur. En azından şöyle olsa, bilinçli vatandaşlar, işi olmayanlar dışarı çıkmasa ya da sosyal mesafeye uyulsa herhangi problem olacağını düşünmüyorum. Bence çok mantıksız bir karar yani. Sebebi diye düşünürseniz, sonuçta bağışıklık sistemi zayıf o insanlarımızın. Yani biraz daha duyarlı olup insanlarımıza anlayışlı olmaları gerekiyor yani. Öyle düşünüyorum. Peki Kayseri'de alınsın ister misiniz?
Kayseri'de alınmasını isterim tabii ki. Özellikle de Kayseri'de alınmasını istiyorum. Çünkü buranın insanları biraz o konuda çok duyarsız davranıyorlar yani. Sonuçlar da ortada yani, gördüğünüz gibi. Ya çıkmasalar daha iyi olur. Onlar için hastalık, kronik hastaları falan, onun için çıkmamaları daha iyi olur. Peki sizce Antalya neden böyle bir karar vermiş olabilir? Sıcak olduğu için, iklimi rutubetli olduğu için, herhalde onun için. Sokağa çıkma izni verildi. Vermemesi lazım çünkü bütün hastalıklar onun üzerinden kaynaklanıyor. 65 yaş üstünün bağışıklık sistemi daha zayıf olduğu için onlar bağışıklığa daha çok yakın oluyor. Mesela biz maske kullanıyoruz. Maskemizin %70'i naylon. Biz normalde ağzımızdan karbondioksit verip burnumuzdan oksijen almamız lazım. Onu alamıyoruz. Verdiğimiz karbondioksit geri içimize çekiyoruz ve vücudumuzdaki oksijeni, yani bağışıklık sistemini çökediyoruz. Bunu normalde pamuklu olarak daha kaliteli, daha güzel maskelerimiz var ama onları pahalı olduğu için millet kullanamıyor. Çünkü ekonomimiz belli. Asgari ücretle çalışan bir ülkedeyiz, şehirdeyiz ve şu anda da işsizlik had safhasında. İş olanağı var ama devletin verdiği yardımdan fabrikalar yardım almak için insanları olmamış pozitif gösterip gönderiyorlar dışarıya. Ve şu anda çok ekonomik sıkıntısı çok yaşıyoruz. Ve bir insan normalde bir evde 4 kişi var. 4 kişi her birer tane maske kullansalar günlük, aylık 150 lira, 200 lira maske parası vermeleri lazım. Bunu bizim ekonomi kaldırmıyor. Normalde bir kullanımlık olan maskeyi biz bir hafta, 10 gün kullanıyoruz. Ne zaman kirlendi, ne zaman sararmaya başladı, o zaman atmaya çalışıyoruz. Çünkü ekonomimiz yok. Önce biz ekonomimizi düzeltirsek hiçbir şeyimiz kalmayacak. Ama bu maskelerde bize şu anda bir faydası yok, zararı var. Zaten bir tedbirimizi alıyor, çıkıyor. Normalde 65 yaşın üstüne yüklemeye gerek yok. Bütün gençler hep çıkadan. Bütün sorun gençlerde, 65 yaşına hiç sormaya gerek yok yani. Adam tedbirini alıyor ağzına. Otobüse biniyor, maske yok ağzında. Hükümet yanlış yapıyor bunda. Tedbir alacak, hepsini alacak tedbiri. Başka bir sorun yok. 65 yaşındaki insan ne yaptığını, ne yapmadığını biliyor. Ve hatta gençleri bile uyarır. Maskenizi takın, bilmem şöyle böyle diye. Bence tecrübenin dışarıda olması lazım iken içeride hapsedilmesi zor. Kötü bir şey yani. 65 yaşındaki insanlar daha olumlu, daha ılımlı ne yaptığını bilir. Mesela gençler, gençleri yanlış anlamayın, sizler de gençsiniz de. Genç olmak kötü bir şey değil ama tecrübe yoktur sizde. Siz mesela soğuğa da, hastalığa da yiğitlik yapabilirsiniz de 65 yaşındaki insan bu şeyleri görmüş bir insanlar, geçirmiş bir insanlar. Hastalığın nereden gelebileceğini, efendime söyleyeyim zararın nereden gelebileceğini. Yani bu insanları hapse koymamak lazım bence yani. İstediği zaman çıkmalı. Bence değil, 65 yaş üstü altının da sokağa çıkmaması gerekiyor. Vaka sayısı artıyor her gün. 10 katı, bize yansılandan 10 katı olduğunu hepimiz az çok biliyoruz zaten. Bence her yerde sadece 65 yaş üstü değil, altının da dışarı çıkmaması gerekiyor. Peki sizce Antalya neden böyle bir karar almış olabilir? Antalya, yani 65 yaş üstü için bilmiyorum. 6 için olmuş olsaydı buna benzer bir karar, turizm yeri derdim de. Üstü için bir şey diyemeyeceğim.